Merhaba arkadaşlar, bir şebeke videosuyla daha karşınızdayız. Bilmeyenler için şebeke bizim elektrikli bisikletle alakalı konuları biraz daha teknik, biraz daha detaylı bir şekilde oturup konuştuğumuz bir video serisi. Bu bölümde de elektrikli bisiklet kullanıcıları için faydalı olacağını düşündüğümüz bir araç var. Bu aracı inceleyeceğiz sizinle beraber. Bu araç nedir? Google Maps üzerinden siz başlangıç A noktası ve gideceğiniz B noktasını seçtiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun eğimi ve sizin gideceğiniz rotayı hesaplayıp size ne kadar bir pil gücüne ihtiyacınız olduğunu net kullanacağınız amperi söylüyor. Bu vesileyle daha önce tecrübe etmemiş olsak da oturduğumuz yerden gideceğimiz yere pilimizin yetip yetmeyeceğini ya da ne kadarını kullanacağımızı kolay bir şekilde hesaplama fırsatı sunuyor. İsterseniz birlikte bu programa bir göz atalım. Evet, sitemiz çok basit bir tasarıma sahip. Buradan Tools kısmından Trip Simulator'a giriyoruz. Simülatörümüz açıldı. Buradan ilk önce Input'tan Google Maps'i seçiyoruz. Bu sayede haritadan yerlerimizi işaretleyebileceğiz. Biz İstanbul'da olduğumuz için otomatik olarak bizim önümüze İstanbul haritası geldi. Mod'dan buradan Fast e-bike'ı seçiyoruz. Şimdi ben buradan birkaç ayar yapacağım. Motorumu seçeceğim, sürücümü ve pil tipimi seçeceğim. Kullandığınız bisikletin 250 watt ya da 1500 watt'a göre gerekli ayarlar açıklamalar kısmında mevcut. Sizin değiştirmeniz gereken burada MES yazan, yani sizin bisikletle birlikte toplam ağırlığınız, bisikletinizin jant boyutu ve ne kadar güç uygulayacağınız. Yani ne kadar pedal çevireceğiniz. Ne kadar pedal çevireceğiniz. Ben 50 watt olarak ayarlıyorum. Yani düşük bir pedal destek seviyesi demek oluyor. Maksimum da 150 watt gibi bir şey oluyor normal elektrikli bisiklet kullanıcısı için. Diğer ayarları hızlıca yapıyorum. Şimdi Florya'dan A noktasını seçiyorum. Burası farazen benim evim olsun. Bir de Sirkeci'de, Sultanahmet tarafında da bir iş yerimin olduğunu varsayarsak bize navigasyon gibi bir rota belirliyor. Buradan analizlere bakalım. Burası zaten sahil olduğu için Elevation Profile'da, yani bizim tırmanma profilimizde, yokuş profilimizde çok bir yüksekliğimiz yok. Düz yolda gidiyoruz. 21 kilometrelik bir menzilimiz var. 21 kilometre mesafe kat ediyoruz. Ortalama zaten maksimum speed 50 dedik. Tam gaz gidiyoruz. 47 kilometre hızla gidiyoruz. Ve 12 amperlik bir pilimiz olduğunu varsayarsak pilimizin tamamı bitmiş oluyor. 10.82 amper ve biraz da sapma payı olduğunu düşünürsek pilimiz bitmiş oluyor. Tek şarjla ancak evden işe gidebiliyoruz. Şimdi pilimiz bitti. Bu noktada bizim iş yerinde pili bir daha şarj etmemiz iş yerinde lazım. Pilimizi bir kere daha şarj etmemiz gerekiyor. Ancak şöyle bir opsiyonumuz daha var. Burada biz tam gaz gitmek yerine, yani 50 km hızla gitmek yerine hızımızı 30 km'ye sabitlediğimizi düşünürsek, yani fazla basmıyoruz. Gaza fazla basmıyoruz. 30 km hızla gidiyoruz ve bir anda 4.21 ampere düşüyor tüketimimiz. Yani yarı yarıya neredeyse düşmüş oluyor. Bu noktada, yani rüzgar direncine girdikten sonra, özellikle 40 kilometreden sonra, 45 kilometreden sonra motora aşırı fazla yüklenmeye başlıyoruz ve pil tüketimi artıyor. Küçük değişikliklerle siz menzilinizi uzatabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir de 250 wattlık bir motorumuz olduğunu varsayarak simülasyonu baştan başlatalım ve verileri birlikte tekrar inceleyelim. Ayarları yaptık. Şimdi tekrar A noktamızı seçiyoruz. Aynı rotayı mı seçiyoruz? Aynı rotayı seçiyoruz. Yine 21 küsur kilometrelik bir rotamız var. Kullandığımız amper 5.15 amper. Mesela bir Yuki ya Dea ya da bir RKS hazır elektrikli bisikleti ele alırsak onlar 10 amperlik bir bataryaya sahip oluyorlar. Ve 36 volt 10 amperlik bir bataryayla bu rotayı gidip gelme fırsatınız oluyor. Ekstra şarj etmenize gerek kalmadan. 250 watt kitte maksimum hız sınırı olmasa bile 29-30 km gibi bir hıza çıkabildiğiniz için hız değişkenine dikkat etmeden
rahat bir şekilde gidip gelebiliyorsunuz. Rüzgar direncine de maruz kalmıyorsunuz. Çünkü o dirence maruz kaldığınız seviyeye çıkamamış oluyorsunuz. Şimdi bu tabii ki Google Maps kullandığımız için bütün dünya üzerinde istediğimiz iki nokta arasında bir rota oluşturabiliyoruz. Şimdi biraz fantastik bir şey yapalım. Uzun yolla alakalı bir mesela İstanbul'dan Ankara. Ankara'ya yapalım. Bakalım veriler bize ne gösterecek. Evet, şimdi haritayı sıfırlıyoruz. Üsküdar'dan yola çıkalım. A noktasını seçtik. Ve haritada gitgide geriye doğru gitmeye devam ediyoruz. Ankara'yı göz kararı X bir yere işaretliyorum. Rota hesaplanıyor. Rota oluşturuldu. 415 kilometre. Ve 104 amperlik bir güce ihtiyacımız var. Şimdi 104 amperlik bir güce ihtiyacımız var ve bu beni açıkçası şaşırttı. Aslında imkansız bir... Ben çok absürt bir rakam bekliyordum. Yok, o kadar absürt böyle imkansız bir rakam değil. Kaç kilo olur 104 amperlik bir pil? Pilin tanesi 50 gram. Bizim 388-4 kilovatlık bir pile ihtiyacımız var. Kutusu bir yemesi bilmem nesi 20 kiloluk bir pile ihtiyacımız var. 20 kilo bir pil yani taşınabilir bir ağırlık aslında. Şöyle 100 değil 50 amperlik bir pil yaparsın. Ve arada hani 8 saatin sonunda bir mola verirsin. Yani. O sırada da evet, pilini şarj edersin. 4 kilovatın Türkiye'deki TL karşılığı 4 TL. Yani buradan İstanbul'dan Ankara'ya 4 TL'ye gidebiliyorsunuz. Mesafenin uzun olduğunu varsayarsak, biraz da yemek yediğimizi varsayarsak 20-25 liraya falan geliyor. Şimdi menzil konusunda belirtmek istediğim bir şey var. Bazı kullanıcıların aklında şöyle bir algı oluşuyor. Benzinli bir araç gibi. Benim pilim bittiğinde şak diye işte motorum duruyor, ekranım kapanıyor ve ben tamamen pedalımla gitmek zorunda kalacakmışım gibi hissediyorlar. Bu pillerde sizin şarjınız bitmeye yakın size az da olsa destek vermeye devam ediyor. Hani bir anda böyle pıt diye kapanmıyor. Pilinizin azalmaya başladığını gördüğünüzde ve gideceğiniz noktaya yetmeyeceğini düşünüyorsanız daha fazla destek vererek gideceğiniz noktaya motorun desteğinden mahrum kalmadan gitmeye devam edebilirsiniz. Ya mesela bu bir scooter olsa ya da bir elektrikli motor olsa bu noktada endişe etmekte haklısınız ama bu bir bisiklet olduğu için pedal çevirerek gitmeye devam edebiliyorsunuz. Bisikletin böyle bir avantajı var. Evet arkadaşlar, bu aracı inceledik. Yani bunu hem gerçekten elektrikli bisikletle işte gideceğiniz yerin menzilini hesaplamak için günlük hayatınıza faydalı olması için de kullanabilirsiniz. Elektrikli bisikleti olmayanlar kullanabilir almak için, menzil hesabı yapmak için. Elektrikli bisikleti olanların da sizin piliniz kaç amper, normal günlük kullandığınız rota kaç kilometre ve buradaki verileri girdiğinizde uyuşuyor mu? Sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Umarız faydalı bir video olmuştur. Bu programın linki aşağıda var. Menzil noktasında bu aracı kullandığınızda aklınızdaki soru işaretleri büyük ölçüde yok olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.